Çağımızın gerçeklerinden biri olan çiğ beslenmeyle alakalı size mükemmel bir ürün tanıtacağız. Veganlar, çiğ beslenmeyi sevenler, meyvelerin sıktığınız zaman tüm minerallerini ve içindeki tüm vitaminleri almak isteyenler, hadi herkes ekran başına. Evet, herkese merhaba. Bugün yeni bir ürünle karşınızdayız. Son yıllarda artık çok da revaçta olan, artık herkesin neredeyse kullandığı, özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa'da da kullanılan soğuk sıkım makinelerini beraber tanıyacağız. Bugün yanımızda soğuk sıkım kulvarında da dünyada markasıyla ön plana çıkan Cuvings'in Revo 830 modeliyle beraberiz. Biz ürünü incelemeden önce gelin size bu ürün nedir? Soğuk sıkım, yavaş sıkım, birçok isimleri var. Gelin bu makinelerin tam mantığını size anlatalım. Ne işe yarıyor? Nerede kullanabilirsiniz? Sağlık açısından önemi nedir? Beraber inceleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere katı meyve sıkacakları hem ev tipi hem otellerde, restoranlarda, bütün her yerde mevcut ve bunu birçok yerde kullanıyor. Çok uzun yıllardır da hayatımızda bu katı meyve sıkacaklarının temel görevleri içine attığınız bir meyveyi en kısa sürede size suyunu sıkıp vermek. Ama bunu yaparken çok hızlı yaptığı için ürünleri çok fazla ısıtıyor ve çok arka arkaya çalıştığında da bu sıcaklıkla da çok ciddi bir vitamin mineral kaybına uğruyorsunuz. Yaptıktan sonra da zaten fark ettiğiniz üzere, ki bununla ilgili sevgili rejimiz koyacaktır, soğuk sıkım veya yavaş sıkım dediğimiz bu cihazlarla yapılan bir meyve suyuyla, katı meyve suyuyla yapılan bir meyve suyunu yan yana koyduğunuzda birisinde heterojen çift görünüşlü bir görüntü elde ederken, yani katı meyve sıkacağında, bu tip soğuk sıkım cihazlarında ise tek renk, tek bir görünüşe sahip bir meyve suyu elde ediyorsunuz ve zamanla da bir çökme olmuyor. Katı meyve sıkacaklarında çok ciddi suyla posası ayrılıyor ve burada da bu hızdan dolayı ve bu kadar hızlı yaptığı için de, daha doğrusu sıkma değil de katı meyvelerin suyunu çıkardığı için de, oldukça vitamin minerallerde bir kayıp yaşayabiliyorsunuz. Hızdan dolayı tercih ediliyor ama özellikle son yıllarda dünyada yayınlanan bazı makalelerde, bazı deneylerde bu tip soğuk sıkımların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Prensipleri tamamen farklı. Katı meyve sıkacakları hız odaklı ve mümkün olduğunca içine atılan ürünün suyunu en hızlı şekilde sıkmak üzerine tasarlanmış ürünler. Onların kullandığı taraflar çok daha farklı çalışıyor. Ama bu tip soğuk sıkım veya yavaş sıkım dediğimiz ürünlerde çalışma prensibi çok daha farklı. Bu makineler mümkün olduğunca insan ağzını simüle eder şekilde çalışıyor aslında. Çok hızlı bir şekilde bunu yapmak yerine ürünleri doğru şekilde sıkma prensibiyle çalışıyor. Bunu atacağımız havuçtan, portakaldan içindeki suyu almak ziyade hücrelerin çeperlerini de parçalayarak içindeki tüm vitamin mineralleri sıkıp neredeyse kupkuru bir posa dışarı çıkararak içindeki suyla birleştiriyor ve bu vitamin minerallerin vücudunuza geçmesini sağlıyor. Katı meyve sıkacakları gibi bunu çok hızlı yapmadığı için tam optimum hızda mümkün olduğunca vitamin mineralleri yok etmeyerek size bunları sunuyor. Diğer katı meyve sıkacaktan, daha doğrusu muadil olduğunu varsaydığımız diğer meyve sıkacaklarını ayıran bir özelliği ise, öbür tarafta belirli ürünlerin sıkma işlemini yaparken Cuvings'in slow juicer'larında bu meyve sebze spektrumu oldukça geniş. Kereviz sapıyla havuç yaparken aynı zamanda portakal, elma ve aklınıza gelebilecek her şeyi, brokoli, karnabahar, ne bulursanız içine atıp bunların suyunu sıkıp çiğ olarak tüketme şansı tanıyor. Diğer türlü bunu diğer yaptığımız katı meyve sıkacakları benzer ürünlerde yapmanız imkansız. Hem o kadar bir güç uygulanamaz, hem de içindeki mineralleri, sebzeleri, özellikle fitokimyasalları alıp bedeninize kazandıramazsınız. Ürünle ilgili anlatacak çok şey var. Bu tip, daha doğrusu Cuvings'in ürünleriyle ilgili anlatacak çok şey var. Çok uzun yazılar, bu makinenin tam olarak ne işe yaradığını, tariflerini, bununla ilgili oldukça fazla bilgi ve birikim internette, özellikle bizim sitemizde mevcut. Bunu arkadaşlardan rica ediyoruz burada. Hemen videonun altına iliştirecek hem tarifleri hem de bu slow juicer'ın ne işe yaradığını daha uzun bir şekilde araştırmak isterseniz oradan da bunu okuyabilirsiniz. Ben daha çok makinenin şu anda çalıştırmasına odaklanacağım. Çalışması zaten oldukça basit. İçinde bir vida sistemi var. Bu vida sistemiyle içine giren meyveleri veya sebzeleri parçalıyor ve sonra da içindeki sistemle de bunu suyunu sıkıp oldukça kupkuru şekilde bir taraftan çıkartıyor. Yani şu ön taraftan içine koyduğunuz meyve ve sebzelerin suyunu çıkartırken bu sağ taraftan da ürünlerin posalarını dışarı atıyor ve size oldukça iyi bir şekilde bunu veriyor. Önümüzdeki Revo 830 modelin birden fazla besleme kanalı var. Buradan şu ince taraftan bu tip ince uzun meyveleri ve sebzeleri atıp besleme yapabilirken, şuradan da şu kapaktan da yuvarlak ve daha büyük meyveleri, sebzeleri atabiliyorsunuz. Örneğin bir elma buraya tam oturuyor ve tek tek içine atarak bu besleme işlemini yapabiliyorsunuz. Temizlemesi oldukça basit. İçinden temizlikle ilgili mükemmel aparatlar çıkıyor. Özellikle bu tip ürünlerin bıçaklı sistemini temizlerken çok zorlanıyor insanlar. Ellerini kesebiliyor kan suyun altında. Çok güzel bir aparat yapmışlar. Aynı zamanda Cuvings'in çok fazla aparatı var. Sorbe yapabiliyorsunuz. Donuk meyvelerden çok güzel sorbeler çıkartıyor. Yani sadece bir meyve sebze sıkacağı olarak değil, aynı zamanda sağlıklı bir sorbe, soğuk meyveden, taze ve kendi evinizde yapabileceğiniz çok güzel dondurmalar veya buna benzer
benzer atıştırmalıklar yapabiliyorsunuz. Çok fazla özelliği var. Daha anlatacak da çok da şeyi var. Ama özellikle üstünde durmamız gereken içine attığınız meyvelerin ve sebzelerin vitamin, mineral ve içindeki tüm vücudunuza gerekli kimyasalları koruyarak size bunu sunuyor ve bunu çok da güzel çiğ olarak sunabiliyor. Bence artık konuşmayayım. Dilim damağımda kurudu. Bir meyve suyu yapalım. Daha doğrusu komiksen soğuk sıkın bir meyve suyu yapalım. Bakalım nasılmış. O kadar övdük. Neler çıkıyor. Beraber görelim. Deci arkada bayağı bekliyor şu anda. Şurada sadece bir tuşla çalışıyor. Tuşu yukarı doğru bastığımda makine çalışıyor ve içinden sıkma işlemi başlayan sistem çalışıyor. Tam tersine bastığınızda da basılı kalmıyor burası. Burasını sistemi ters çevirerek bir sıkışma bir şey olduğu zaman kullanmanız üzere tasarlamışlar. Makinenin sökmesi takması çok basit. Şuraya çevirince direkt sistem açılıyor. Komple çıkardığınızda da buradan ayrılabiliyor. Oldukça güçlü bir motor var. İçine atacağınız tüm meyveleri, sebzeleri oldukça güzel bir şekilde sıkacaktır. Ben artık başlıyorum. Buradan kapağı açıyorum. Elmayı aldım. Bir tane elma atıyorum içine. Şuradaki kapağı açmadığım için bir su dökülmeyecek. Buraya da olacak. Ama şuradan yavaş yavaş posalarını, o kupkuru posaları atmaya başlayacak. Bir tane havuç attık. Bir tane portakal atalım. Bakalım sınırlarını da görmüş oluruz böylelikle. Tabii portakalı fark etmeyeceğiz. Bir tane mandalina atıyoruz. Bir tane daha elma atıyorum. Arkadaşlarım buraya çok güzel zencefiller koymuş. İnanılmaz bir görüntü var şu anda. Şuradan da yani kupkuru çıkartıyor gerçekten. Ya çok iyi. Bir de bir zencefil atalım. Çok eğlenceliymiş. Evet, dönmeye devam ederken açıyoruz. Döndükçe içindeki suyu atacak. Burayı kapatarak burayı da kesebiliyoruz. Çıkartılan mamul bu. Oldukça homojen, tek renkli. Herhangi bir çökme, ayrışma hiçbir şey yok. Buradan zaten çıkardığı ürün de bakın kupkuru. Mümkün olduğunca yani bundan daha fazla da sıkılmaz açıkçası zaten. Devam edelim. Başka neyle atabiliriz? Biraz da ayva falan var. Armut mu var? Bu arada portakalın dışını tercihen soyduk. Çok acımasını istemedik. Bunu hiç görmedim attıklarını. Herhalde oluyordur. Armut. Gördüğünüz gibi içine attığınız ürün de parçalıyor. Yani bütün atabiliyorsunuz içine. Ayırmanıza veya bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu da atalım. Gördüğünüz üzere tabii ki bir ultra hızlı bir katı meyve sıkacağı kadar hızlıyla ama hiç de yavaş değil. Bir işletme de bunu çok güzel değerlendirebilir. Bu arada böyle bir itme kolu da var. Belki takıldığı zaman itmek için, müdahale etmek için koymuş olabilir ama müdahale edecek bir şey yok üründe. Şu an içinde yani hiçbir şey yok. Herhangi bir posta, içine koyun üzerinden kalan bir şey de yok. Çok eğlenceli bir şey. At at çekiyor. Bu bildiğin kocaman bir armut. Sapıyla vesaire attım içine. Ya makine çok güçlü. Yani torku çok yüksek. O kadar yavaş dönmesine rağmen çok ciddi bir güç var belli ki altında. Zaten şeyi de doldurduk. Ya bunu servis edelim, içelim. Reci'den bir bardak isteyeyim derken Reci bu sefer çalışmış. 3 senenin sonunda artık önden bardak koymayı öğrenmişler. Tebrik ediyorum sevgili Reci'mi. Teşekkürler. Hem de yıkamış. Bakın yaklaşık 2 dakika vesaire sürdü. Tamamen homojen bir görüntü. Çökme vesaire hiçbir şey yok. Şimdi dolduruyorum. Müsaadenizle de tadına bakıyorum. Bunu içmeyeceğiz. Buraya bırakacağım. Biraz daha beklesin. Bakalım yarım saat sonra veya 10 dakika sonra ne oluyor. Bu arada bu şekilde sıktığınız için raf ömrü de çok daha fazla oluyor. Yani bu makineyle yapacağınız, Covings'in bu ürünle yapacağınız ürünleri 3 gün kadar buzdolabında bozulmadan saklayabiliyorsunuz. Ben müsaadenizle tadına bakıyorum. Bir şey çok güzel olmuş. Acayip olmuş. Ve zencefil tam dozunda olmuş Sinan. Ve bardak getirin size de vereyim bari. Ben de sıkmaya devam edeyim sonra. Reci kendine bardak getir. Abi çok iyi olmuş ya. Yazın çok iyi olur ya bunu bilmiyorum. Yani normal şey gibi yapmamış. Meyve sıkacakları gibi değil. Bir de bunu sebzeyle falan denemek lazım. Bunu kereviz sapı, mereviz sapı böyle brokoliler. Sonra çocuğun yemiyor, içmiyor mesela. Böyle biraz meyveyle, sebzeyle ver. Bir de sorbe yapıyor ya mesela donukla yap. Çilek, muz vesaire çok güzel sorbe. O zaman bu taraftan çıkartıyor. Ben çok beğendim. Benim bunları bitirmem lazım. Devam ediyoruz. Bilerek açık bırakacağım. Ne kadar sürede olduğunu da görelim. Z-
zaman tutuyoruz. Kaç dakikada dolduğunu söyleyeceğiz. Biz bütün meyveleri bitirdik. Burada bayağı kilolarca meyve vardı. Bu önümüzdeki hazne ortalama 1,5 litre. Biz bu 1,5 litre hazneyi, iki tip elma, armut, havuç, portakal, mandalina ile biraz da zencefil ile toplam 3 dakikada 1,5 litrelik bize bir meyve suyu verdi ki bu meyve suları arasındaki bazı ürünlerde o kadar da sulu değil. Yani havuç vardı, armut vardı. Armut çok sulu değildi açıkçası. Ama toplamda aldığımız bakarız herhalde bir 4 kilo civarında bir meyve suyu sıktık. Böyle de bir posa çıkardı karşımıza. Adının slow juicer olması çok yavaş yaptı anlamına gelmiyor. Oldukça hızlı yaptı bu işi. 1,5 litrelik bir meyve suyunu bize çok hızlı sundu. Ve bu süre zarfında da hiç yormadı. Ben makinenin sınırını zorladım. Teker teker atmak gerekiyor aslında ama ben içine alabileceğini hissettim her an. Ürünleri attım. Hiç de zorlamadı ve çok güzel çıkardı. Biz ürünü çok beğendik. Özellikle yaptığı meyve suyunun tadı normal ne dışarıda aldığınız ne de kapalı paketlerde aldığınız meyve sularına benzemiyor. Çok farklı bir sistemle sıktığı için çıkan meyve suyunun tadı da çok farklı. Hatta ben bir tane daha bir test yapacağım. Evet. Bakıyoruz. Çok iyi. Ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar ama bu ürünü lütfen araştırın. Aşağı bıraktığım tariflerden, sağlığa katkısından, çiğ beslenmenin faydalarına kadar birçok açıklama mevcut Kovings ile ilgili. Biz ürünü çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda yeni ürün tanıtımlarında, yeni projelerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atın, paylaşın, beğenin, yorum yapın. Aklınıza takılan her soruyu da videonun altında sorabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.